Arkadaşlar merhaba. Dik ve özel üçgenler serisinin ilk testindeyiz. Birinci soruyla hemen derhal başlıyorum. İlk sorumuzda. Şimdi sevgili arkadaşlar birinci sorudan Pisagor'la başladık. Zaten bu işin temeli Pisagor biliyorsunuz. Buradaki sol taraftaki bu üçgende Pisagor yapmamız lazım. Neden? Çünkü şu üçgende x'i bulmak için buradaki kenarı bilmemiz lazım. Bu kenarı bilirsek bu kenar ve 3 arasında Pisagor yapar ve ikisi buluruz. Şöyle düşünün. Mesela bu soru işareti dediğim yer 4 olsaydı 3'ün ve 4'ün Pisagor'undan cevap 3, 4, 5 gelecekti. Yani bu kenarı bilmeden olmayacak. O yüzden buraya bir haş diyorum önce ve buradaki Pisagor'u yapıyorum. Pisagor nasıl yapılıyordu hemen hatırlayalım. 90'ın karşısında bulunan kenarın karesini alıyorsunuz. Yani 6'nın karesi 36 eşittir. Ve diğer geriye kalan şu iki kenarın karelerini alıyorsunuz. Haşın karesi artı 2'nin karesi. 36 yapar burası zaten söylemiştik. 2'nin karesi 4 bu tarafa eksi olarak alırsak 32. Yani haş kare eşittir 32. Haşı bulalım mı? Bulmayalım. Haşla tekrardan pisagor yapacaksak haşı bulmamıza gerek yoktur. İşlemi biraz daha kısaltmış oluruz. Şimdi aynı pisagoru buradan yapacağız. Bu sefer 90'ın karşısında kim var? X var. Sağ taraftaki boyadığım üçgende. X kare eşittir dedim. Şimdi diğer kenarlarda bu üçgenin boyadığım üçgenin diğer kenarları da bu ikisidir. Yine h kare artı 3'ün karesi 9 diyeceksiniz. H'ı neden bulmaya çalışmadığımı daha iyi anlamışsınızdır. Eğer h'ı bulsaydık, kareyi buraya kök olarak atıp kök 32 deseydik burada tekrardan karesini alacaktık. Gereksiz bir iş olacaktı. O yüzden bulmadık. H kare değeri 32'dir yerine yazıyoruz. 32 artı 9 da bizde var yaptı size 41. Yani x kare 41 yaptı. Şimdi bu kare karşıya siz de biliyorsunuz ki kök olarak gidecektir. Ve cevap kök 41 olacaktır. Kök 41 kök dışına nasıl çıkar? Çıkmaz. Niye? Çünkü onun çarpanı yoktur. 41 sayısı kendisinden başka çarpanı, birden başka çarpanı olmayan bir sayıdır. 2'ye, 3'e, 4'e hiçbir şeye bölünmeyeceği için bu cevap kök 41 olacaktır. Yani denizli olacaktır. 2 numaralı soruyla devam edelim. Bakın yine Pisagor yapacağız. Şöyle düşünün. Eğer bu soru işareti attığım kenarı biliyor olsaydık soru işaretli kenar ve kök 5 arasında bir Pisagor yapardık. Yani bu soru işaretli kenar olmadan bu soru çözülemeyecektir. Dolayısıyla önce burayı nasıl bulacağımıza bakıyoruz. Burada bir üçgen daha var. Tabii ki de bununla bulacağız. Bu üçgende dik olan iki kenar belli. 90'ın karşısı belli değil sadece. 90'ın karşısına bir yine bilinmeyen veriyorum. X var zaten kullanmış X'i. Ben de Y diyorum o yüzden. Ne dedim arkadaşlar? 90'ın karşısındaki kenarın karesi. Yani nereden bahsediyoruz? Bu üçgenden bahsediyoruz. 90'ın karşısında ne var? Y var. Y'nin karesini alınız. Eşittir. Diğerlerinin kareleri yani 3'ün ve 6'nın kareleri. 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36. Y kare eşittir. 36, 9 daha 45 etti. Bakın az önce ne dedim size? Y'yi tekrardan Pisagor'a sokacağız değil mi? Birinci soruda söyledim. Birinci soruyu görmeyen arkadaşlara tekrar söylüyorum. Bu y tekrardan Pisagor'a girecekse y'yi bulmanız gerekmiyordur. Y kare olarak kalsın. Çünkü buranın Pisagor'unda y kare kullanılacaktır zaten. Haydi buranın da Pisagor'unu yapalım. 90'ın karşısında ne var? X var. 90'ın karşısındaki sayının karesi. Şöyle aldım. Bu tarafa geldim. Burada ayrıca Pisagor yapacağım. 90'ın karşısında boyadığım bu üçgende x var. x'in karesi eşittir. Hem y'nin karesi hem kök 5'in karesi. Yani bu üçgenin diğer iki kenarının kareleri. Y kare artı kök 5'in karesi. Şimdi kök 5'in karesi ne yapar? Sevgili arkadaşlar bir sayı köklüyse karesini aldığınızda kök gidecektir. Yani cevap 5 olacaktır. Kök 5'in karesi 5 eder. Y kareyi 45 bulan öğrenci sana sesleniyorum yaz buraya yerine. 45 5 de burada var kaç yaptı? 50 yaptı. Karesi 50 eden sayı. Şimdi 7 olsa 7 kere 7 49 yapacaktı. Yani 50 sayısı 7'nin karesi değil. 8 kere 8 olsa 64 olur. O da olmadı. Yani altındaki sayıyı da 49'u da bulduk. Üstündeki sayı 64'ü bulduğumuza göre tam çıkamıyoruz. Kök dışına çıkaracağız. Kök dışına çıkartmakta sorun yaşayan öğrencilere söylüyorum. 2'ye bölün. Böyle bir çizgi çekip bölme işlemi yapın. 2'ye bölerseniz 25. Şimdi 2'ye bölemezsiniz. 3'e bölemezsiniz. 25'i 5'e bölebilirsiniz. Böldüğünüz 5'e 5 geldi. Burada 5 varken Sadece 5'e bölünebilir ve 1'i bulursunuz. Bu 1'i bulduğunuz anda buradaki çarpanlara ayırma işlemi tamamlanmıştır. Yani 50 sayısı 2 çarpı 5 çarpı 5'tir. Kısacası 2, 5, 5'i 50'nin yerine yazıyoruz. Zaten 5 kere 5, 25 çarpı 2, 50 yapıyor. Burada x kare var. Az evvel ne dedim? Kareyi karşıya nasıl atabilirsiniz dedim kök olarak. Bakın eşini bulan dışarı çıkar. Mesela 5, 5 eşli bunlar. Birbirinin eşi. Bu 5'lerden bir tanesi dışarı çıkacaktır. Yani kökün dışına çıkacaktır. Ve 2'nin eşi olmadığı için kökün içinde 5 kök 2 olarak sonuç gelecektir. Yani bu sorumuzun cevabı 5 kök 2 olmalıdır. Ha, şimdi bunu zaman geçtikçe pratikleşeceksiniz. Buna ihtiyaç duymayacaksınız. Şöyle diyeceksiniz. 50 sayısı 25 çarpı 2'dir. 25 5 olarak çıkar. 2 de çıkamaz. Bu şekilde daha hızlı söyleyebileceksiniz. Ben yeni başlayan birisini düşünerekten yapmaya çalıştım. Diyor ki 3 numaralı sorumuzda. Dik kenar uzunlukları A ve B olan bir dik üçgen. Hemen bir tane dik üçgen kurduk seninle bir dik kenarının A bir dik kenarının B olduğunu söylemiş. Evet. Üçgenimiz ABC olsun. Dik kenarları A ve B olan. Şurası A, şurası B olsun. Hani normalde A köşesinin karşısına A kenarı. işte B köşesinin karşısına B kenarı gelir ama ben çok dikkat etmedim buna. İstersen dikkat edeyim. Sen de öğrenmiş ol. Hani çok şey değildir böyle net değildir. Kesin aman aman yazman gerekmiyordur yani onu da söyleyeyim. B köşesinin karşısına B kenarını getirdim. A'yı ve B'yi dik kenarlar yaptım. Diyor ki sana, dik kenar uzunlukları C ve D olan başka bir üçgende de diyor, hipotenüs uzunlukları aynıdır diyor. Şimdi hipotenüsleri eşitmiş birbirine. O zaman ben başka bir üçgen çizerken farklı bir yere çizmeyeyim, yine buraya çizeyim. Böyle aynı hipotenüsü görüyor mu ikisi de? Görüyor sıkıntı yok. Yanına ilave çizsem bir şey değişmeyecekti. Böyle çizmek istedim. C ve D'de burası olsunlar. Dik kenarlar C'de hipotenüs aynı. Hipotenüs aynı ikisinin de. Diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar şuraya x dediğiniz anda 90'ın karşısındaki x'in karesi eşittir. Buradaki a kare artı b kareye. Aynı zamanda bu üçgen içinde Pisagor geçerli. Yine 90'ın karşısına x kare gelmiştir. Yine x kare eşittir c kare artı d kare denmelidir. Dikkat ettiyseniz bunun sol tarafında da x kare var, bunun da sol tarafında x kare var. O zaman bu denklemlerin mecburen sağ tarafları da eşit olmalıdır. Uzun lafın kısası a kare artı b kare eşittir, c kare artı d kare olmalıdır. Şimdi karşıya mı atmış? Evet atmış. Biz de atalım. a kare b kare eşittir, c kare d kare diyelim. Bakın nasıl atmış? a kare eksi b kare öyle bir şey bulamayız zaten. Bu c'yi bu tarafa alalım. Bu b'yi de bu tarafa atalım. O halde a kare eksi c kare eşittir. D kare eksi B kare bulacaksınız. Bunun aynısı. Var mıymış? A kare eksi C kare. D kare eksi B kare. Evet varmış. Yani C şıkkı cevap olacakmış. Ne yapıyoruz? 4 numaralı soruya geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar. X'i bulmak istiyorsunuz ama. Şu üçgende pisagor yapmanız lazım bulmak için. E, bu üçgende pisagor yapmanız için de. Burayı biliyor olmanız lazım. Burayı bilmiyorsunuz ama. Buraya eşit olan bir yer daha tanımlıyor. Ve diyorsunuz ki. Büyük üçgenden bulsam. E büyük üçgende de burası bilinmiyor ve burası da bilinmiyor. O halde diyorsunuz ki ikisinde de Pisagor yapayım ben. Büyük üçgenin Pisagor'unda 2y'nin karesi, 11'in karesi ve x'in karesi. Bakın 90'ın karşısında olan 11'in karesi 121 eşittir. 2 tane y'nin karesini alacaksınız şimdi. 2y'nin karesini alan öğrenci dikkat etsin. Çünkü hem 2'nin karesini alacak hem y'nin karesini alacaktır. Yani 4y kare demelidir. Artı x kare bu büyük üçgenimizin Pisagor'udur. Bir de küçük üçgenin Pisagor'una bakalım arkadaşlar. Ne diyor? 90'ın karşısından 7'nin karesi 49 diyor. 49 eşittir x kare artıya y kare diyeceksiniz. Taraf tarafa çıkartırsanız 121'den 49 çıkaracağız. Şimdi 121'den 49 çıkaracağız. 11'den 9 çıktı 2 kaldı. Burada kaldı ne dedik o 12'den. O, tamam burada kaldı elde kullandık arkadaşlar. 11'den 4 çıktı. 7 kaldı 72 çıkardım x kareler gitti 3y kare 72 her iki tarafı 3'e böldüm y kare 24 olur öyle şeyler arası dedim arkadaşlar y kare 24 buldunuz şimdi ne dedim arkadaşlar 2 pisagor yapacağız dedim 2 pisagor yapacağımız zaman ne yapacağız arkadaşlar y'yi bulmayacağız y kare kalsın zaten y kare yerine yazılacak ve soru devam edecek buradan şurası 24 geldi karesi ama karesi o zaman yeni Pisagor'umuzu isterseniz tekrardan yazmayalım. Burada zaten vardı. Gelin yerine koyalım bunu. Şurada yerine yazacaksınız. Y kare gördüğünüz yere 24 yazınız. 24 artı x kareniz var. Eşittir 49. 24'ü karşı eksi olarak atarsanız x kare 25. Yani x'imiz 5 gelecektir arkadaşlar. Bu soru bu kadar 4 numara. 5 numaralı soruya geldik arkadaşlar. Burayı bilmiyoruz. BC 10 verilmiş, 5 verilmiş. Her şey yerli yerinde. Sadece şurayı bilmediğim için ve x'i de istediği için Pisagor'dan bulmak adına buranın Pisagor'u belli ki lazım olacak. Y dedim arkadaşlar. Şöyle yan taraftaki bilgiler zaten gördük, lazım olmayacak diyorum. Burada bir Pisagor yazacağım size. 90'ın karşısında x var. x'in karesi eşittir 4 kök 5'in karesi artı y kare. Arkadaşlar 4 kök 5'in karesini alırken lütfen 4'ün karesini ve kök 5'in karesini ayrı ayrı almayı unutmayın. 4'ün karesi 16, kök 5'in karesi de 5, de 16 çarpı 5, 80 artı y kare. Şimdi arkadaşlar bu yeterli gelmediği için bir de şunu çekiyoruz. Bakın bunu şu şekilde söyleyeyim size. 5 ve 10 var ve birbirinin 2 katı. Birbirinin 2 katı olan sayılar gördüğünüz zaman Pisagor yapmaya hevesle olmayın. 5 ile 10. Küçük olanı 90'ın karşısına yazın. Ve yanına sadece kök 5 ilave edin. Çünkü bu en temel haliyle 1 ve 2 iken, birbirinin 2 katı iken pisagor yapınca kök 5 getiriyor. Yani kök 5'in katları şeklinde hipotenüsümüz gelecektir. E 1'in 5 katı 5, 2'nin 5 katı 10 olursa kök 5'in 5 katı da hmm, 5 kök 5 olacaktır. Şimdi bir pisagorda şurada var arkadaşlar. Ve buradaki pisagor çok tatlı bir pisagor. Dikkat ettiniz mi? 4 kök 5... 5 kök 5. E 3 kök 5, 4 kök 5, 5 kök 5. Yani oradaki üçgen 3, 4, 5'in kök 5 katını kullanmış. Şimdi biz 3, 4, 5'in katlarına alışkınız. 6, 8, 10, 9, 12, 15 çok karşılaşıyoruz aslında. Ama bu köklü katına çok alışkın değiliz. Görseniz çok çok iyi olur tabii ki de. Yoksa uzun uzun Pisagor yaparsınız. Burası y artı kök 5 dediğimiz yer 3 kök 5 olması gereken yerdir. Tekrarlıyorum. 4 kök 5, 5 kök 5, 3 kök 5. O halde kök 5'imiz aşağıdaysa toplamı da 3 kök 5 gelecekse yukarıya 2 kök 5'imiz kalmıştır. E eh, 2 kök 5'i bulduğumuza göre karesini alar, alır, alır evet. Karesini alır 2 kök 5'in 20 olarak yazarız. E 80'imiz zaten vardı. 80 artı 20'den kaç bulduk? 100 bulduk arkadaşlar. X'in karesi 100 gelmiştir. Karesi 100 geldiğine göre X sayısı 10 gelecektir. Ne lazım? X lazım. Cevabımız kaç oldu? 10 oldu. 6 numaralı ön sayfanın son sorusu. Ne diyor? AD'yi BF'ye böl diyor. Şimdi arkadaşlar sahiplendirme yapmamız lazım. AD'yi kim sahiplenir? AD'yi arkadaşlar evet şöyle bir üçgen sahiplenir. İşte bu üçgende Pisagor yapılınca da x'i buluruz. Bakın dikkat edin merdiven basamağı sorusudur bu. Hani merdiven sorularında biz burada en uçtan en uca birleşmiyor muyuz bu şekilde? Ben de onu yapıyorum şu anda. Merdivenim burada. Ucundan ucuna birleşmiş ben de duvar desteği ve yer desteği yaparak Önce bu 5'i taşıyorum buraya 4'ü indiriyorum aşağıya Şurası 4 şunu yazmıştık tekrardan alayım 5 Burası 12 geldiğine göre sevgili arkadaşlar 12 13 gören öğrencinin 5 12 13 Dip ad'yi tertemiz bulması lazım Ad'yi bulan yazsın yerine 13 Sonra arkadaşlar bir merdiven daha Dikkat edin Bir basamak daha fazla var bunda E tabi ki de çözümü değişmez Şuralara at karışıklık olmasın. İn aşağıya şöyle jilet gibi dümdüz. Gel buradan da kavuştur onları. Şimdi arkadaşlar 8 aşağıya düştü. 4 karşıya geçti. E 90 dereceniz de var. Şurası 9 gelmiş. 8, 4 daha. Burası 12 gelmiş. Şu 12, bu 9 dedik. Ve boyadık. 9, 12. Sen boyalı olma artık. Sen git bana sarılar lazım. Evet 9 dedim. 12 dedim. 9 12 ve tabii ki de şurası da 13 olacaktır. 9 12 13 mü? Öyle bir üçgen yok. Yok. 9 12 15 olacak arkadaşlar değil mi? Tamam. 15 3 4 5'in katı. Evet 13 bölü 15 buldum arkadaşlar. Sadeleşme olmaz elbette. Bu soru bu kadar. Arka sayfaya gelmiş güzel öğrenci. Hemen sana bir şey hatırlatacağım. Bu muhteşem üçlüydü. Bir, iki eşitlik varsa 90'dan da geliyorsa üçüncüsü geliyordu. Bunu biz göreceğiz. Soruların içerisinde hazır vermez. ÖSM sana ey öğrenci gel muhteşem üçlü var. İşte bak göster buradan sen son eşitlik neredeymiş bakayım deyip böyle basitçe sormaz bu işi. Böyle saklar. Şimdi saklanmış mı? Saklanmış. 8-8 olmasından yani eşit bölünmesinden bir de yukarıda 90 derece olmasından anlıyorum ben bunu. Şöyle tuttum. Birleştirdim A'dan D'ye. Birleşince de Mavi istiyorum mavi. Mavi ver bana. Neredesin mavi? Heh. Şöyle 8 8 ikisi eşit. 90'dan geliyor muyum? Geliyorum. Hop 3. eşitlik. Bu bizden gelecek. Muhteşem üçlü bu şekilde kullanılacak. Ben böyle muhteşem üçlüyü daha çok üçgende açının olduğu yerlerde baştaki testlerde bir yerde bahsettim. Ee, orada daha detaylı verdim ama burada da birazcık özet geçtim. Umarım biliyorsundur. Bilmeden olmaz çünkü. Şimdi bak 8 8 burası da 8 tabii ki de. TH eşittir 6. O zaman cevap nedir? 6, 8, 10. Olmaz. Niye olmaz? Bak şıklara bile koymamış adam. Çünkü 6, 8, 10 öyle çalışmaz. Dik kenar 6. Diğer dik kenar 8 olursa hipotenüs 10 olabilir. Çünkü 90'ın karşısına gelen kenar her zaman, her zaman en büyük olmalıdır. Dolayısıyla 90'ın karşısına 8 geldiği için buraya 10 gelemez. Pisagor yapacaksın. Başka çaren yok. Özel üçgen değil bu. 90'ın karşısındaki sayının karesi 8'in karesi 64 eşittir x'in karesi artı 6'nın karesi 36. 36'yı bu tarafa eksi olarak atmışımdır. 64'ten 36 çıkınca 28 kalmıştır. 28 sayısı 4 ve 7'nin çarpımıdır. Şimdi bu kareyi karşıya kök olarak veriyorum. Diyorum ki 4'ü kök dışına çıkart 2. 7 kökün dışına çıkmaz asal sayıdır. Cevap 2 kök 7 olmalıdır dedim. Soruyu da geçtim. Muhteşem üçlüyü burada hatırlayamasan bile bu çizgiyi ister istemez çekersin. Soruyu bitirdik şu anda yorum yapıyorum bak. Bu çizgiyi ister istemez çekersin zaten. Niye çekersin? Bak şimdi şu x'i kim bulacak sana? Bu x kime ait? Hiçbir şeye ait değil. Biz geometride bir uzunluğu bulmak istiyorsak bir üçgene ait yaparız o uzunluğu. Bak çok önemli bir cümle. Uzunluğu bulmak istiyorsan bir üçgene ait olmalıdır. Mesela şu anda hocam bu üçgene ait değil mi? Tamam bu üçgene ait zaten de. Ne bu kenar var ne bu kenar var. İkisi de yok. Ama bu üçgene ait olabilir. Bunu sen yapabilirsin. Bu çizgiyi çekmeyi bu şekilde de akıl edebilirsin. Bu çizgiyi çektikten sonra burada ne var? 6 biliniyor. E 8'i de buldun İşte sana kalan x'i de Pisagor buldurdu. Bu şekilde. Bu konu geometrinin e, temelidir. Benim gözümde nazarımda çok önemli bir yerdedir. Senin için de öyle olsun. Matematikte rasyonel sayı olmadan iş yapamıyorsun ya hani. Geometride de özel üçgen olmadan iş yapamazsın. Bu konuyu güzel öğren gerisi kaymak gibi. İnan bana. BD eşit DC eşittir 10. Şimdi BD neresi? O burası. Bak insan lafın üstüne gelirmiş. Muhteşem üçlü dedik hemen geldi sağ olsun. Burada da var. Şimdi buradaki muhteşem üçlüyü şöyle göstereceğim ben sana. Üçgenim hazır. Ne dedim ben sana? 90'dan çıkacak dedim. Çıktık mı? Çıktık. Ortaya gelecek dedim. Şöyle. Üçüncü de eşit olur dedim. Tabi üçüncü eşitlik şurası. Bunu herkes çok rahat görebiliyor. Tabi böyle sormak zorunda değil. Şöyle de olur. Şu ikisini verip üçüncüyü senden isteyebilir. Yine tabii ki değişiklik gelebilir. İkisi var tamam üçüncü senden. Şöyle diyeceksin. Şimdi bak 10, 10 var 90'dan çıkmışız. Bak 90'dan çıkmamız da önemli değil mi? Buraya da sen aa burası da 10 diyeceksin. Şuranın 11, 5 daha 16 olduğunu fark edeceksin. Ve diyeceksin ki bunu at artık çöpe. Kalabalığa lüzum yok. Ne kadar sade o kadar iyi. Burası kaç? 20. Hadi Pisagor'a bakalım. 20 burada var 16 burada var. E bu özel üçgen zaten. Hani sen özel üçgeni göremiyorsan amele gibi pisagor yaparsın. Başım şıklarda tam sayı var mı? Bir 13 var, bir 15 var. Şıklarda tam sayı varsa özel üçgen olma ihtimali zaten vardır. Özel üçgen olma ihtimali varsa da bunu denemen lazım. Şimdi 3, 4, 5 diyeceksin ve genişletmeye başla. 90'ın karşısı 20. Şimdi bunu 5'in 20 olması için 4 ile genişlemesi gerekiyor. 4 ile genişledim. 4 kere 3, 12. 4 kere 4, 16. 4 kere 5, 20 yapar. Şimdi ben geldim burada 12, 16, 20 diye bir özel üçgen var mıymış? Varmış. 3, 4, 5'in katıymış. 16'ın var mı? Var. 20'in var mı? Var. E ne kaldı geriye? 12 kaldı. İşte burası da 12'dir. A, e eşittir. X nedir? Şimdi dananın e, neresi kopuyordu? Kuyruğu muydu? Evet kuyruğu kopuyor. Neresi kopacak başka? Evet, şöyle. Şu pisagor değil mi? At bunu görme. Şurası istenen yer. X diye bir bilinmeyen de yok ortalıkta hazır. Biz buraya bir X diyelim ve bu pisagoru seninle yapalım. 90'ın karşısında x var bu üçgende. x'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 5'in karesi. Yani ne gerek var arkadaşım? Ne gerek var? Şimdi takip ederken evet, evet demiyorsundur. Yani 5, 12, 13 bu zaten. 9 numaralı soru. Bak çok net. Ben üçgen olmak istiyorum diyor. Üçgen olmak istemiş, olamamış. Destek verelim. Şöyle bir çizgimizi çekelim. Al sana üçgen mis gibi. CD uzunluğu kat dediğinde 3 kere kat, 3 kat. Burası 3 kat olacak. Hmm, şurası 1 kat, burası 3 kat. AD uzunluğu 7. Neresi AD uzunluğu? Burası. Çok uzunmuş canım. Şöyle 7. BC 9. Tam orantılı. Burası da daha uzun zaten. Şimdi bu çizgiyi niye çektim? Dedim ya sana üçgen olmak istemiş, olamamış. Ah bak burada üçgen var. Yaptın, üçgen yaptın. Bak bir üçgende sen yaptın. Zaten bu 90'ın karşısını gören, bak 90'ın karşısını gören bir uzunluk oluşmamışsa Pisagor yapamazsın ki. O yüzden bu çizgiyi çekiyorum elbette. Hocam ben burayı çizdim. Ha ne oldu? Bir şey olmadı. Ne 90'a bakıyor ne başka bir şey oluşturuyor. Şimdi ben şuraya x dedim ve Pisagor yazıyorum. Hangisinden önce gitmek istersen. Mesela en büyükten başladım. 90'ın karşısında x var. x kare eşittir. Diğer dik kenarlar. 3 karesi ve 7'nin karesi. 3 karesi... 7'nin karesi 49 yaptım. Şimdi diğer Pisagor. Şu Pisagor. Şöyle boyayayım içini. Ha, kocaman. 90'ın karşısı x kare. Ha, yine x kare. 90'ın karşısı yine x kare. Eşittir. 9'un karesi artık k kare. Diğer dik kenarların kareleri. 9'un karesi 81 k'nin karesi. Güzel oldu. Tamam. Bu denklemi çözebiliriz bence. Bak şimdi dikkat et 2 tane bilinmeyen var x var k var 2 bilinmeyen hem x hem k 2 bilinmeyen. Ne diyor matematik 2 bilinmeyeni iki denklem çözer diyor. Ne kadar bilinmeyen o kadar denklem varsa her şeyi bulabilirsin demektir. Evet 2 bilinmeyeni iki denklem çözer dedim 3k'nin karesini niye almamışım sana göstermek için almamışım. Çünkü 3k'nin karesini alan bir öğrenci hem 3'ün hem k'nin karesini alacaktır. 3'ün karesini alan bir öğrenci 9 bulmuştur. K'nin karesini alan da k kare yazacaktır. Yani 9 k kare olmalıdır. Bak görüyorsun tasarruf yaptım orayı da kullandım. Devam edeyim. 9 k kare burası. Sil bunu. Buraya 9 k kare yaz. Çıkart taraf tarafa. Çıkarayım mı? Çıkarayım. x kare x kare 0. 9 k kare'den 1 k kare. Konuşamadım. 1 k kare çıktı. 8 k kare kaldı. 49'dan da 81 çıkacak. Hmm. 49'dan 81 çıksa güzel bir şey olur mu? 9'dan 1 çıksa 8. Aşağıdan yukarıya çıkartmam lazım. Daha büyük ya burası. 1'den 11'den 9 çıktı. 2 kaldı. Ee, burada elde kullandım 7. 7'den 4 çıktı. 3 kaldı. 32 ama tabi 49'dan 81'i çıkacağımız için esasında eksi 32'dir bu. Tamam Karşıyat artı 32 olsun. 8 k kare 32 yaptı. Her iki tarafı 8'e bölmüşümdür. K'nin karesi 4 çıktı. 4. 4. Ama K kare 4. Şimdi ne lazım? X lazım. Hocam K 2'dir. Boş ver K'yi. Şuraya yazacağız zaten biz. K karemiz lazım bize. K kareyi siliyorum. Sildim. Yazı yerine de bulduğum 4 sayısını yazıyorum. X kare eşittir. 81, 4 daha 85. Ha. X nedir? Işıklarda yok. Evet. Kudret bir yeri yanlış yaptı. Nereye yanlış yaptı acaba? A, C, ye bir tane kat. A, B'ye üç tane kat. 90'ın karşısı X. Ha bu adam C, D'ye X demiş arkadaşım. Biz buraya bilinmeyen olan X'i verdik ya. Cık, ondan olmamış. Şimdi X burası değilmiş. Adam diyor. Bak bunu boş ver. Karala bunu görme. C, istiyorum diyor değil mi? Tamam. C, lazım. C, D'de kim zaten? K. K kare 4 değil miydi? K'de 2 işte. O kadar. Tamamdır. Ne yapıyoruz? 10. soruya geçiyoruz. Evet. Alt uçları zeminde bulunan o zaman bir zemine ihtiyacımız olacak seninle. Al sana zemin. 25 metre uzunluğundaki merdiveni duvara. Hmm, bir de duvara ihtiyacımız var. Al sana duvar. Şimdi diyor ki 25 metrelik bir tane merdiven var diyor. Şöyle bir merdiven dayayalım şuraya. 25 metre. Diyor ki şimdi de üst uçları zemine dik duvarın zeminden 20 metre yüksekliğine yerleştiriliyor. Bak şimdi ne diyor? üst uçları. Yani merdivenin üst ucu burası değil mi? Zemine dik olan duvar. Zemine dik olan duvar burası. Bu duvarın 20 metre yüksekliğine, 20 metre yüksekteymiş. Sen 3, 4, 5'i bilen öğrencisin. 90'ın karşısına 25 var. 5'in 25 olması için 5 ile genişlemesi lazım. 5 kere 3, 15. 5 kere 4, 20. 5 kere 5, 25 deyip 15, 20, 25'i göreceksin. Evet sen göreceksin değil mi? Şurası 15 olmalıymış demek ki. Dedik. Burayı anladıysak umarım anlamışızdır. Devamı gelsin. Merdivenin üst ayağı. Üst ayağı. Şurası yine. 13 metre aşağıya kaydı. Bak şimdi. iyi kişiler 13 koymamışlar. Çok fazla atlayan öğrenci olur. Bak gerçekten adım gibi biliyorum. Hocam 13 buradan kaydıysa 13 de buradan kayar. Şimdi üçgen... Ee, maalesef bu şekilde çalışmıyor arkadaşım. Üçgenlik merdivenin kayması böyle çalışmıyor. Böyle bir şey yok bilgin olsun. Yani gelen sorular var ama onlar tesadüf. Buradan ne kadar kaydıysa buradan o kadar kaymaz. Böyle bir şey olmaz yani. Eğime göre çalışıyor bu iş değil mi? Ne yapman lazım? Merdiveni kaydıracaksın. Ne kadar kayıyormuş? 13 metre kayıyormuş. Karalamaları bir alayım şuradan şöyle. Sen de git. ha 13 metre kayacağız biz. 13 metre kayarsak durduğumuz yerde duramayız. Daha öteye geçmişizdir. Yani ayakta da bir kayma olmuştur. Ne yaptı? Şurayı 13 kaydırdı. Elimde toplam 20 vardı. 20'nin 13'ünü yukarıda kullandığıma göre... ...yeriye 7 kalmıştır. Hocam merdiven kaydı, uzadı mı? Yani. Yok. Uzamaz. Böyle bir şey soran olmaz bence. Şurası 25. Heh. Şimdi 25'ti merdiven hala 25. Kaydığında da 25 merdivenimiz. Şimdi 7'yi gören öğrenci... 25'i de gördüyse sevinmesi lazım. Özel üçgeni var çünkü bunun. 7, 24, 25 özel üçgendir değil mi? Heh. 7 var. 24 olsun ki 25 gelsin. Bunun hepsi 24. Şimdi 24'ün 15'i buradaymış. Geriye ne kadar kalır? Şuraya bir 9 kalmıştır. Burası 9 olmuştur. 9 olmuştur burası. 9 olmuştur. Boyayabildim sonunda. Ne soruyordu? Ayak ilk önce buradaydı. Sonra buraya geçti. Alttaki ayak ne kadar kaydı diyordu. 9 kaydı dedik. Soruyu başardık. Evet sıradaki soru. Hocam ben buradan böyle uzattım. Buradan da kapattım. Her şeyi denedim olmadı. Yani. Olmaması normal. Niye normal hocam? Neden normal olsun ki? Şimdi bak arkadaşım. Bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Bunu bilmiyorsun. Bunu bilmiyorsun. Ama ben koca bir üçgen oluşturdum. İşe yaramaz ki. Baksana. Birinci bilinmeyen. Bu kenar zaten bilinmiyor. Bu soru işareti sayesinde. 10 ya mesela 3 olsa 13 olacak. Ne olduğu belli değil buranın. Buranın ne olduğu belli değil. E bu da 3 tane bilinmeyen. Ne yapacaksın sen? Cık, konuşturma beni şimdi. Buradan olmaz bu iş. Bunu sil. Boş ver. Onun yerine de ki. Şurada bir merdiven var. Bak şimdi yan merdiveni görmek zordur. Ama soru çözen öğrenci bir süre sonra bunu artık idrak edecek. Yani sorularda göre göre dönmüş merdivenleri görecek. Şimdi Diyorum ben her zaman söylüyorum sana. ÖSYM sana bak merdiven gel hoş geldin demez. Senin değişik değişik hallerini görmen lazım bu merdivenin. Adam sana bunu çevirip çevirip evet soracak doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle düşün bir altıgen olsun mesela senin elinde. Yani altıgenin içine yerleştirdiği zaman o merdiven deyip hemen bunu karşılayacaksın arkadaşım tanıyacaksın. Tabi soru çözdükçe olur bunlar tekrar söylüyorum merak etme sen. Sen çalışmaya devam. Ben bu merdiveni bu şekilde tamamlıyorum. 5 buraya. 2 buraya. Ne oldu? 12 oldu. 10 artı 2'den 12 oldu. Ne oldu? E 5 zaten burası. Gel kavuşturalım. 5 ile 12 13'ü arar. 13'ü ister. 5, 12, 13 özel üçgen olur. Gösteriyorum bak üçgeni iyi görememiş olabilirsin belki. 5 12 13 olacak burası. Evet 10 numara 5 yıldız. AB nedir? Eh hocam burayı istiyormuş. Buraya x diyelim. Tamamdır o iş. Tamamdır o iş. Ben bu üçgende Pisagor edeceğim ve bu işi bitireceğim artık. 13 burada 2 burada 15 olmaz. 13. 13 buranın hepsi. Bak buranın tamamı 13. Şuradan dibe kadar 13. Hepsi 13 bunun. Yani bu üçgenin Pisagor'unu yapmıştık seninle karışıklık olmasın. Büyük üçgenin Tamam. 90'ın karşısındaki 13'ün karesini almışımdır. 169 eşittir. X'in karesi artı kök 69'un karesi. Evet. Kök 69'un karesini alan öğrenciye sesleniyorum. Kare ile kök birbirini götürecek. 69 gelecektir. Evet. 100 artı 69, 169 yapar. Yani x kare 100'dür. Karşıya da atsan bulacaksın zaten. Kimin karesi 100'dür? 10 sayısın. Diyorum ve testin son sorusuna geçiyorum. Bak bu konu önemli bir konu tekrar söylüyorum. Matematikte kesirler ne kadar önemliyse rasyonel sayılar kıymetliyse bizde de öyle bu konu. Sen Pisagor ökleti bilmeden yürüyemezsin. Geometri sorusu çözmek olmaz. Bu konuyu oturtman lazım bu konu iyi olursa gerisi kaymak gibi dümdüz. Sırıkla engelli atlama spor yapan Ayşe. He. Evet Ayşe'miz spor yapıyor. AB engelinden atlayacaktır. 3.4 metre uzunluğundaki sırık D noktasına koyduğunda doğrusal olarak K noktasına geliyor. Bak şöyle diyor. Sırık tam oturuyormuş buraya böyle. Sırığın boyu da 3.4 metreymiş. Hoş geldin küsüratlı sayılara diyor bize. Şimdi öğren zaten kökü sevmiyor bir de küsürat girdi işin içine. 3 metre yükseklikte olan engel. Şimdi bu engel 3 metre yükseklikte ise e bunun üzerindeki bulunan nokta K noktası ise bu da 3 metre yüksekliktedir. Böyle bu 3 bu da 3 yani. Değil mi? Bunu 3 veriyor. Bunu yani 3. 3, 3,4. Ne diyor? k noktası hd nedir? Sana x'i soruyor. Evet sevgili öğrenci virgülden kurtarıyorum seni. Virgül kaç tane var? Virgülden sonra kaç basamak var? Pardon bir basamak var. 10 ile çarpsan kurtulur. 3 kere 10, 30. 3 kere 10, 30 mu? Evet doğru 10 ile çarpacaktım. 3.4 ee, çarpı 10 kaç yapar? 34 yapar. Kaydırdık virgülden kurtardık. Şimdi burayı bulacağım sana önce. Bulabilir miyim? En kötü Pisagor yaparım ama gerek yok. Özel üçgene aşina olduğum için gördüm hemen. Sen de zamanla aşina olduğunda daha hızlı görebilirsin. Mesela 2'ye böldüğünde kaç yapar bu üçgen? 17 verir sana. E 30'u da 2'ye böl 15 verir. Bu da 8 15 17 özel üçgendir. Başım dikkat et. 2'ye bölerek buraya getirdim ben bunu. 34'ün yarısı 17 idi. Bir de tersini düşün. Bu tarafa giderken de 2 ile çarpıyorsun. 17'nin iki o 34. 15'in 2 katı hop 30. O zaman 8'in 2 katı buraya hop 16. Burası 16 bulunmuştur. Şimdi virgüllerini yerleştirme sırası. 34 değil, 3,4. 30 değil, 3. O zaman 16 değil, ortaya virgül at 1.6. Yani x'in olduğu yer 1,6'dır. Diyoruz, testimizi bitiriyoruz ve gidiyoruz arkadaşım. Test 1 tamamdır. Başka sorularda ve başka testlerde görüşmek üzere iyi çalışmalar.